Arkadaşlar merhaba, ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Kusura bakmayın, gözlükleri taktım. Güneş bugün bayağı kuvvetli. Yeni aldım, nasıl, iyi mi güneş gözlüğüm? Hadi yazın bakalım, beğendiniz mi? Biraz ufak galiba, siz ne diyorsunuz? Yok arkadaşlar, konumuz güneş gözlüğü değil, konumuz İsviçre. Çok güzel yerlere geldim, yani görülmesi değer yerlere geldim. Buraları kayak merkezleri. Buradan böyle sağa doğru, yukarı doğru yol aldığınız zaman kayak merkezleri. Şimdi ben buradan hareket edeceğim. Epnat Kappel'deyim. Kanton St. Gallen şehrine arkadaşlar hareket edeceğim. Çok güzel görüntüler var. Hiç fazla kendimi fazla göstermeden ben en iyisi kamerayı öne alayım. Sizler de arkadaşlar çayınızı, kahvenizi hazırlayın. Keyfinizi yapın ve videonun güzelliğine bir bakın. Bakalım beğeneceğiniz mi, beğenmeyeceğiniz mi? Bugün günlerden pazartesi, yeni bir haftaya başladık. Hepinize hayırlı uğurlu hafta olsun. Çalışanlara bol kazançlar diliyorum. Emekli olanlara da bol istirahatlar diliyorum. Arkadaşlar her günün keyfini çıkarın. Çünkü dünkü gün yarın gelmiyor, geride kalıyor. Onun için her günün, her saatin, her saniyenin, her dakikanın tadını çıkaralım. Biraz evvel dediğim gibi neredeyiz? Epnat Kappel, Kanton St. Gallen'in Epnat Kappel'indeyiz. Bazı arkadaşlar böyle yorumlarda yazıyorlar, sağ olsunlar. Abi nerelerde olduğunu söyle de biz de bilelim. Buradayız. Biraz size İsviçre üzerinde isterseniz bilgiler vereyim. Tabii ki bana yorumlarda çok yazanlar var. Abi ben iltica edebilir miyim? Şansım nasıl? Kalabilir miyim? Arkadaşlar buna cevap veremem. Yani cevap versem yalan olur. Bunu geçenlerde söylemiştim videomda. Çünkü o kararı ben vermediğim için ve her insan değişikliği olduğu için, her dosya değişikliği olduğu için bunu ben karar veremem. Burada onu karar veren mesuliyetli insanlar var. O kararı onlar veriyorlar arkadaşlar. Ben şimdi sana dediğim zaman, ya kardeşim korkma, gel senin işin olacak. Ben seni ne kadar da tanısam ben bir şey diyemem. Çünkü o kararı biraz evvel dediğim gibi başkası veriyor. Hayal kırıklığına uğramayınız yani. Ben şimdi olur ya sen gel atla gel filan fincan. Geri gönderirler, ondan sonra parandan olursun, bir sürü masraf edersin, buralara gelirsin, seni geri gönderebilirler. Şimdiki durumlar nasıl? Tabii biraz da haberleri takip ediyorsanız, televizyondan, radyodan, multimedyadan, yani YouTube, buralardan. Arkadaşlar şu anda Ukrayna Savaşı'ndan gelenleri bile yavaş yavaş geri göndermeye başladılar. İsviçre hükümeti diyor ki bizim gemi doldu diyor. Daha fazla alırsak diyor kendi gemimiz batacak diyor. Düşünceleri öyle. Şimdi bunu yanlış anlamayın. Belki oradan bir arkadaş çıkar. Ya abi sen istemiyor musun? Buyur gel kardeşim, gel şansını dene. Sen düşünüyorsan, senin işin olacak, kalabiliyorsun, sen öyle pozitif düşünüyorsan geleceksin, deneyeceksin. Almanya'dan yazan arkadaşlar var. Abi benim AB pasaportum var, gelsem iş bulabilir miyim? Ben bilemem sen iş bulabilir misin? Sen geleceksin ki işini kendin bulacaksın. Ama AB pasaportun varsa, bir meslek yaptıysan, Almanca da biliyorsan zannederim ki iş bulabilirsin. Yani sizin işiniz daha kolay. Ama yurt dışından, Türkiye gibi bir yerden buraya gelmek arkadaşlar çok zor. Ne yapmanız lazım? Çok kolay aslında. Burada yaşayan birisinle evlenmen lazım. Artık belki diyeceksin, ya abi ben nasıl evleneyim? Kimseyi tanımıyorum, etmiyorum. İşte onu da
Ona da ben bir şey yapamam yani. Bana yüzlerce, binlerce arkadaşlar yazıyor. Abi bana yardımcı olabilir misin? Ben size nereden birisini bulayım ki evlenmek için? Yani o kadar kolay değil. Bazı videolarımda söyledim. Bunun da çözümü var. Turistlerin olduğu yerde yaşarsanız, orada çalışırsanız belki şansınız açılır. Belki birinle tanışırsınız. Öyle buralara gelebilirsiniz. Yani olur olmaz değil. Her şeyin bir yolu vardır tabii ki de. Ama doğru yolu seçin. Öyle kaçak maçak gelirseniz, evlenmeden gelirseniz bakarsın işin olur, bakarsın olmaz. Ben buna bir şey diyemem. Yani tabii kaçak yollardan geldiğin zaman ona göre de para harcaman lazım. Birinle evlenip gelirsen uçağa binip geliyorsun. Yani onun müsaadesinden uçağa binip geliyorsun. Öbür türlü oradan oraya kaçak geçmen lazım. Oradan buraya kaçıp geliyorsun. Biraz yani taşlı yol olur mu? O da olabilir. Yani öyle gelen de var. Ben olmaz demiyorum bakın. Beni yanlış anlamayın. Şimdi İsviçre'nin bir de güzelliğine bakalım. Buraları böyle dağlık yerler. Dağlık yerleri seven arkadaşlara gelsin buraları da. Tabii bazı arkadaşlarımız da şehirleri seviyorlar. Kendileri belki büyük şehirde yaşadığı için şehri seviyordur. Belki büyük şehirde yaşıyordur. Artık dağları taşları arıyordur. Onun için Murat Bozdağ'ında tabii ki değişiklik videolar çekiyorum ki dağlık tepelik de olsun, şehir de olsun. Zürih'e gittiğim zaman Zürih'i de çekerim. St. Gallen'e gittiğim zaman St. Gallen'i de tabii ki çekebilirim. Oraları da siz de görmüş olursunuz. İsviçre arkadaşlar o kadar büyük bir ülke değil. Şimdiki sayısı kaç? 9 milyon gibi bir insan yaşıyor burada. Bunun 1,5 milyonu zaten yabancı. Yurt dışından gelme çeşitli türlü insanlar var burada. Efendime söyleyeyim, Amerikanı da var, Avustralya'dan var, Afrika'dan var, Afganistan, İran, Irak, arkadaşlar her yerden, Rusya'dan, Avrupa'nın her yerinden insanlar var. İtalya, Portekiz, İspanyol, eski Yugoslavya'dan her türlü insanlarımız var. Kosova'dan var, Makedonya'dan var, Sırp var. Var 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 işte arkadaşlar. Bulgaristan'dan var, Yunanistan'dan var, var. İsviçre'nin ekonomisi nasıl şu anda? Söylendiğine göre geçen sene %2,5 mu %3 mü ne bir zam olmuş. Zam gelmiş. En çok gelen zamlar, ben ona pek inanmıyorum arkadaşlar. Geçen sene çünkü gaz ile elektriğe %40 zam geldi. Bir ortalama zam geldi. Gelecek sene içinde gelecekmiş ama daha o tam karar alınmadı. Ne kadar olacağı, yüksekliği ne kadar olacağı belli değil. Ama diyorlar ki %3 gibi bir zam gelmiş. Artık inanan inansın, inanan inanmasın. Ben inanmıyorum. En çok gelecek sene için bizi galiba ekonomi zam konusunda sağlık sigortamıza bayağı bir zam gelecek. %8 ile %10 diyorlar. Çünkü İsviçre'de biz sağlık sigortamızı kendimiz ödüyoruz. Bunu iş yeri ödemiyor. Bazı ülkelerdeki gibi herkes bunu kendisi 3 ayda bir büyük bir fatura geliyor. Onu ödüyorsunuz. Bizim şimdi ödediğimiz benim aşağı yukarı aylık 250 frank civarında. Gelecek sene içinde herhalde 280-290 frank civarında bir miktar para olacak aylık. Bunlar arkadaşlar son bilgiler İsviçre üzerine. Bu arada maalesef dünyanın her yerinde de savaşlar çıkmaya başladı. Maalesef ben savaşı sevmeyen insanım. Yani bana sorarsanız silahsız, savaşsız yaşasak bu dünyada daha iyi olur. Ama bu konuda da işte Murat Bozdoğan'ı kimse dinlemiyor maalesef. Kim sorar Murat Bozdoğan'ın ne düşüneceğini? Öyle değil mi?
Maalesef kırmızı yandı. Burada da yol yapımı var arkadaşlar. Kışın buralarda aşırı bir şekilde kar oluyor. Hatta ve hatta burada kışın soğuktan yollar çatlıyor. Yani nasıl Türkiye'de sıcaktan yollar çatlar, burada da soğuktan çatlıyor arkadaşlar. Ben İsviçre'de bizim yaşadığımız köyde, burası gibi çok soğuk değil. Bizim yaşadığımız köyde 3 hafta gece gündüz sıfırın altında 18 derece görmüş insanım. Yani gece gündüz sıfırın altında 18 ve daha soğuk, ondan daha fazla ısınmamıştı. Sıfırın altında 18 derece. Yeşil yandı ve yola devam. 3 hafta arkadaşlar, gece gündüz. Ve bizim yaşadığımız yerde de bir ay Nisan aylarındaydı galiba. Yoksa sonbahar mıydı? Şimdi yanlış söylemeyeyim. Yağmur. Gece gündüz hiç durmadan yağmur yağdığını da hatırlıyorum. Tabii ona göre de. Zaten buranın yağmuru fazla eksik olmaz ama son zamanlarda burada da fazla yağmadı. Ekim ayına girdik. Havalar daha halen sıcak. Şu anda dışarıda 23-24 derece sıcaklık var. Havalar yani bu mevsim için bayağı sıcak. Yoksa Ekim ayında biz buralarda, bizim yaşadığımız köyde de oralarda da tabii ki kar görmüş insanız. Şimdi belki diyeceksiniz, ya abi sen buraya uzak mısın? Bizim ev buraya aşağı yukarı 40-45 dakika arkadaşlar, o kadar yani. Ama buraları daha yüksek olduğu için hemen tabii ki fark ediyor. Mesela göz önüne alın Bursa ve Uludağ. Uludağ'a çıktığınız zaman bambaşka bir sıcaklık, soğukluk var. Bursa'ya indiğiniz zaman bambaşka bir sıcaklık, soğukluk. Aynısı yani. Bizim kaldığımız yer buraları gibi pek yüksek değil. Ve belki videoda belli olur. Böyle yavaş yavaş yukarı doğru tırmanıyoruz. Arkadaşlar, hızıma dikkat etmem lazım. Çünkü İsviçre'de sanki insanı terörist gibi radarlarla resmini çekmeye başladılar. Olmadık yerlere radar koyuyorlar. Çok aşırı şekilde çok radarlar var. Onun için hızıma dikkat etmem lazım. Sizler de buralara gelirseniz aman aman dikkat. Tabelelere dikkat edin. Çeker. Belki diyeceksin, ya benim plakam ama filanca plaka Alman, Hollanda bilmem ne. Arkadaşlar, sınırda durdurmazlarsa, yani bir gün gelir sınırda durdurlarsa bilgisayardan çıkar, ona göre parasını alırlar yani. Almanya'da oturanlar zaten onların evine ceza gidiyor. Onları hiç fazla beklemiyorlar. Şimdi bu videoyu hemen burada kapatmıyorum. 13 dakika oldu. 1-2 dakika daha isterseniz bu Alp dağları değil de ona benzer yerlere bir bakalım. Biraz sonra sola sapacağız. Orada çok büyük bir dağ var. Sentis. Oraya doğru yol alacağız. Oraları da tabii kayak merkezleri. Orası o kadar yüksek ki yani dağının orta yerinde ağaçlar bitiyor. Ondan sonra ağaç yok. Arkadaşlar, burada ağaç sınırı aşağı yukarı 1500 metre diyorlar. 1500 metreden sonra, yükseklikten sonra ağaç büyümüyor burada. Yani ağaca şans yok. Türkiye'nin yüksekliğini bilmiyorum. Ağaç sınırı kaç, ama bilen arkadaşlar bana tabii ki yorumlarda yazıp beni de bilgilendirebilirler. Burada şimdi böyle şirin yerlerden geçiyoruz. Buraya direkler dikmişler. Buraya da herhalde bir ev yapılacak. Böyle direk dikip ilk önce onun müsaadesini alıyor. Diyor ki, bu direklerin olduğu gibi bu yükseklikte, bu genişlikte ben buraya bir villa yapmak istiyorum. Bunu rahatsız eden birisi varsa gitsin belediyeden şikayet olsun. Kimse şikayet olmadı mı ona göre bina yapılıyor. Birisi şikayet ettiği zaman, ya sen buraya binayı yaptığın zaman ben kilisenin saatini görmeyeceğim veyahut da filancı dağı görmeyeceğim. Ona göre aralarında anlaşıp bir şekilde öyle de böyle de müsaade alıyorlar veya almaya çalışıyorlar. Tabii müsaade alamayan da var.
Mesela bizim mutfak çapından biz bu Sentis Dağı'nı görüyorduk. Bahçemizden görüyorduk. Adam geldi yanımıza büyük bir bina yaptı. Dedik aman tamam yapsın dedik. Şikayetçi olmadık. Ama o gün bugün bizim o manzaramız da gitti. İstesek tabii ki biz de şikayetçi olabilirdik. Onu da zorlayabilirdik ama yapmadık. Müsaadesini verdik. Evet arkadaşlar bunlar İsviçre'den görüntüler, bunlar İsviçre'den bilgiler. Umarım bu bilgiler sizin için de faydalı olmuştur. Bir şeyler öğrenmişsinizdir. Görüntüler hoşunuza gitmiştir. Tabii ki bu görüntüler de hoşunuza gittiyse bilgilendirmede siz de bir şeyler öğrendiyseniz bakın tam karşıda şimdi Sentis gözüktü. Yukarıda tam tepesinde direk var. Televizyondan bakarsanız görürsünüz ve gördüğünüz gibi yukarılarda